Uzaklarda geçen hafta. Önceki bölümde Brezilya sularından ayrılıp Uruguay'a geçen Uzaklar 2, Rio de la Plata körfezinin en iç bölgesinde yer alan Colonia del Sacramento kentinin önüne demirlemişti. Atasoy ve Karasu'nun planı, burada uzun kalmayarak hemen körfezin karşı kıyısında yer alan Arjantin'in Buenos Aires limanına doğru yola koyulmak. Uruguay ve Arjantin'i birbirinden ayıran Rio de la Plata Körfezi, Güney Amerika ana karasının Atlas Okyanusu'na açılan en büyük kapılarından biri. Uruguay'ın en güneybatı ucuna kadar ilerleyen ve en başta Uruguay Nehri olmak üzere pek çok ırmak tarafından beslenen bu körfez, şu anda Uzaklar 2 ve ekibini ağırlıyor. Körfezin en batısında yer alan Colonia del Sacramento, kısaca Colonia kentinde bulunan Atasoy ve Karasu, burada biraz dinleniyor ve çevreyi keşfediyorlar. Denizciler bir sonraki adımda hemen körfezin karşı yakasında bulunan Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e geçmeyi planlıyorlar. Colonia ya da tam adıyla Colonia del Sacramento, Rio de la Plata körfezinin en iç bölgesinde bulunan sevimli küçük bir şehir. Dünya kültür mirası kapsamında korunuyor. Adı üzerinde Portekiz'in kolonileşme yani sömürgeleştirme döneminde Colonia do Sacramento adıyla kurulmuş. Fakat daha sonra savaşla İspanyollara geçmiş. Evet, bu akşam mutfakta Osman var. Bize spagetti hazırlıyor. Akşamları ama genellikle mutfakta Osman oluyor. Saatimizi de kuralım. 11 dakikaya. 11 dakikada hallolacak. Bu vardiyaya kalkma saatimiz. Şöyle kapağını da hafifçe kapatacağız. Spagettimizi attık. Kırmadan attık. Bol suya. Artık burada bol su kullanıyoruz. Altımızdan zaten dere var. En büyük tenceremiz düdüklü tencere olduğu için onu da yapıyorum. Ama düdüklü modunda değil. Burada da sosumuz var. Bakalım sosumuzun tadı, tuzu, yağ, biberi, tuzu yerinde mi? Onu bir test edelim. Nefis. Çok güzel. Tam kıvamında. Evet, makarnamız hazır. Bu makarnayı yiyen artık bir daha başka makarna yiyemez. Hep bunu arar. Çok özel bir makarna oldu. Her şeyi içinde. Tam tekbil bir makarna. Hadi buyurun efendim. Buyurun. Atasoy ve Karasu 5 Mayıs sabahı yelken açıp Buenos Aires'e geçmeyi planlıyorlardı. Ancak sabah kalktıklarında sis nedeniyle görüşün 50 metreye kadar düştüğünü ve havanın da oldukça sert olduğunu görüp yola çıkmaktan vazgeçiyorlar. Ekip fırtına ve sis nedeniyle yola çıkamadıkları için hiç olmazsa kaybolan vakti etkili değerlendirebilmek adına karaya çıkıp internet bağlantısı gerektiren işlerini hallediyorlar. Colonia'dan olumsuz hava şartları nedeniyle ayrılamamaları, dostlarımızın biraz daha dinlenmesine ve çevreyi keşfedebilmelerine olanak tanıyor. Tarihi şehirde geçirdikleri bu son hafta sonunda Atasoy ve Karasu caz müziğin duyulduğu ara sokaklarda gezerek tazeleniyorlar. Kolonya'daki son günümüz. Arjantin'den gelen teknelerle Demirgeri ana baba günü oldu. Bir yarış düzenleniyor. Her hafta sonu hemen hemen Buenos Aires'ten buraya Arjantinliler tekneleriyle geliyorlar.
sadece 25 mil mesafede. Çok güzel klasik bir tekne geldi. Şimdi finiş hattından geçti. Yarış bahane oluyor. Buraya geliyorlar. Rio de la Plata'da Arjantin ve Uruguay arasında hafta sonları sık sık yelkenli tekne yarışları düzenleniyor. Atasoy ve Karasu da kolonyada kaldıkları süre boyunca birkaç yarışa tanıklık ettiler. Arjantin'den yarışarak gelen denizciler hafta sonlarını böyle güzel bir şekilde değerlendirebiliyor olmaktan son derece mutlular. Denizciler de Uruguay'daki son gün batımlarını yaşarken bu güzel manzaranın tadını çıkarıyorlar. 9 Mayıs 2010 Kolonya Limanı'ndayız. Birazdan çıkacağız. Burada dün gelen teknelerden tanıştığımız kişilerin söylediği kadarıyla 3 tane yarış olmuş. Bir tanesi La Plata'dan gelmiş yarış grubu. İki tane de Buenos Aires'ten. Gerçekten çok kalabalık. 250'ye yakın tekne var. Mendirekler ikişer üçer kat tekne doluydu. Şimdi yavaş yavaş çıkıyorlar. Yarış başlayacak. Biz de hazırlandık. Biz de onların arasına karışacağız. Bölge denizcileri ıskarça, yani çok kalabalık ve sıkışık olan limanın içinde büyük bir cesaretle kullanıyorlar teknelerini. Hatta aralarında yelken açarak demirde yatan teknelerin arasında slalom yapanları bile var. Elbette bu yaptıkları doğru değil. Ama bu nedenle Atasoy ve Karasu bir an önce bu karmaşadan uzaklaşmak için demir almaya karar veriyorlar. Uruguay ve Arjantin arasındaki Rio de Plata Körfezi, buraya akan pek çok nehrin taşıdığı alivyon nedeniyle oldukça sığ. Bu sığ suları selametle geride bırakan Uzaklar 2, nihayet Arjantin'in yat kulübünün önüne bağlanıyor. Güney Amerika'nın bu canlı ve hayat dolu ülkesinin başkenti Buenos Aires, sonunda Uzaklar 2'yi de ağırlıyor. Sağ salim vardık. Böyle uzun yoldan gelince bir yorgunluk kahvesi, tekneni tettikten sonraki ilk işimiz bir yorgunluk kahvesi içmek oluyor. Buenos Aires Yat Kulübü'nün iskelesinde misafir teknelere ayrılan bir haftalık süre dolunca ekip kentin merkezinde yer alan Puerto Madero'ya geçmeye hazırlanıyor. Bir günde Puerto Madero'da kalmayı planlayan denizciler daha sonra başka bir iskeleye bağlanacaklar. Atasoy ve Karasu kentin birkaç mil güneydoğusunda yer alan Puerto Madero semtine doğru yola koyuluyorlar. Bugün 18 Mayıs 2010. Buenos Aires'ten Arjantin Yat Kulüpten ayrıldık sabah 9:30 geçe.
Şimdi daha kuzey batıda Kulüp Barlavento diye bir yer var. Nehrin içinde oraya gidiyoruz. Orada da tekneyi karaya çekecek yer araştıracağız. Burada etraf çok sığ olduğu için gemi kanalından gitmek zorundayız. Derinliğimiz 2 metre. Çevredeki sular da 1,5-2 metre civarı. Kulüp Barlovento'ya doğru seyrine devam eden uzaklar 2'nin içinde bulunduğu kanalda akıntı artıyor. Bu körfeze akan nehrin doğal bir etkisi. Akıntıyla rüzgar birbirine ters oldukları için de akıntıdan kaynaklanan dalgacıkların tepeleri köpükleniyor. Kanal içlerinde deniz araçlarının güvenle seyir yapabilecekleri hat şamandıralarla işaretleniyor. Günümüzde 2 farklı şamandıralama sistemi uygulanıyor. Bu da Türkiye'dekinden farklı olarak bir kanala girerken kırmızı şamandıraların iskele tarafında değil sancak tarafında bırakılmasını öngörür. Nehrin deltasında ilerlemeye devam ediyoruz. İki yanımız karayla çevrili dar bir kanalda gidiyoruz. Dümende süper var. Dikkatli bir şekilde etrafı kollayarak şamandıralara, dardanellere dikkat ederek seyrediyoruz. Barlavento zaten kulübüne gideceğiz. Eğer direkt rotada gitseydik, doğrudan gitseydik sadece 20 mil kadardı. Biz 36 mil gideceğiz. Daha da fazla belki. Geniş bir U çiziyoruz. Sığlıklardan kurtulmak için. Delta'da giderken Sibel elle dümen tutmaya devam ediyor. Çünkü sığlıklara dikkat etmek gerekiyor. Akıntı yana atıyor. Gemiler gelip geçiyor. Dar bir kanalda gidiyoruz. Gözümüzü dört açmak lazım. Böyle gittikten sonra bir iki kola ayrılacak nehir. Onların içinde doğru kolu kaçırmadan bulup girmemiz gerekiyor. Atasoy ve Karasu dikkatle seyrederek nihayet nehrin girecekleri doğru kolunu buluyorlar. Bu kolda yaklaşık 10 mil ilerledikten sonra Barlovento adlı yelken kulübünün iskelesine bağlanacaklar. Ama ilerledikleri su yolu pek tekin değil. Oldukça sığ ve yer yer yüzen ağaç kütükleri teknenin gövdesi için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle ekip gözlerini dört açmış olarak seyirlerini sürdürüyor. Thank you.
yerel bilgi, lokal bilgi gerekiyor. Çünkü ortada bir derin kanal var. Onun nerede olduğu tam anlaşılmıyor. Tam biz ortadan gidiyorduk kanalın ortasına ama o daha karaya yakınmış kanal. Uzaklar iki ikinci kez karaya oturmadan Barlavento Yelken Kulübü'ne ulaşıyor. Burada asırlık dev ağaçların gölgesinde sakin bir pantona bağlanan ekibimiz Türkiye'den gelen bir TV kanalına röportaj veriyor. Atasoy ve Karasu, Hornburnu'na olan yolculuklarında bu aşamaya kadar neler yaşadıklarını, hangi rotayı takip ettiklerini, maceralarını ve anılarını aktarıyorlar. Çok enteresan şeyler yaşadık, böyle heyecanlı olaylar yaşadık. Mesela bir tanesi hiç unutmadığım, okyanusu geçerken bir gün vardiyada çenemi davlumbaza dayamış havuzlukta duruyordum. Ağzımda açık etrafı seyrediyormuşum herhalde. O kadar güzel ki okyanusta her şey. O anda kendimden geçmiş etrafa bakarken ağzıma bir şeyin çarptığını hissettim. Önüme baktım, dudağıma çarpıp yere düşen, önüme düşen küçük bir uçan balık. Uçarak gelmiş teknenin üzerinden, tam ağzıma, neredeyse ağzından içeriye giriyormuş balığı. Canlı canlı yutacakmışım, yiyecekmişim. Ama çok küçüktü, kaldırıp denize attık, yemeğe değecek balık değildi. Bir tanesi de bir sabah Cabo Verde Adaları'nda, yine okyanustaki Cabo Verde Adaları'nda gece girdiğimiz bir küçük balıkçı limanında sabah uyandığımızda nasıl bir yere geldiğimizi görmek için etrafa bakınırken tam karşımda Atatürk'ü gördüm. Mendireğin duvarına bir Atatürk portresi çizilmiş ve bana doğru bakıyordu. Çok şaşırdım o anda. Altında sonra anladı ki oraya gelen Türk gemiciler yapmışlar. Çünkü altında Adanalı Mustafa, Kahramanmaraşlı, işte Recep gibi isimler yazılıydı. Barlavento Yelken Kulübü'nde ikinci, üçüncü günümüz. Bugün cumartesi, tatil. Çalışmalara bir gün ara verdik. Burada mangal bölgesinde mangal yapıyoruz. Çok güzel bir yer burası hakikaten. Bir de tabii Arjantinliler et yemeye, ızgaraya, mangala çok düşkünler. Onun için her yerde mangal yapma ocakları, yanında lavabosu, masası ile tam teşekküllü piknik sahaları var. Herkesin kullanımına açık bunlar. Etrafta çalı çırpı, odun da bol. Biz de etimizi burada pişireceğiz. Şöyle bir son günlerin yorgunluğunu bu akşam biraz çıkarmaya çalışacağız. Güney Amerika'da bol ve ucuz olan et, denizde çok uzun süre geçirip bol balık yiyen denizcilerin iştahını kabartıyor elbette. Arjantin ormanları arasından kıvrılarak ilerleyen nehirler yoluyla ulaştıkları Barlavento Yelken Kulübü'nün hemen yanındaki bir piknik alanı ekip için güzel bir dinlenme mekanı oluyor. Denizciler yeni maceralara atılmadan önce bir süre burada vakit geçirecekler. Uzaklarda gelecek hafta. Arjantin'in derin kanalları ve nehirleri içinde uzunca bir yol aldıktan sonra Barlavento Yelken Kulübü'ne ulaşan Uzaklar 2 bu huzurlu yerde okyanusun yorgunluğunu atarken Osman Atasoy ve Sibel Karasu iyice dinleniyorlar. Ekip buradan ayrılarak bulundukları limana çok yakın olan Buenos Aires'e geçiyor ve Arjantin'in başkentini, ülkedeki yaşam tarzını yakından tanıma ve yeni dostlar edinme fırsatı buluyorlar.